Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün çok utanç verici bir video ile karşınızdayım. Eski fotoğraflarıma bakacağız. Eski fotoğraflarım konusunda hiç kendimi iyi hissetmiyorum gerçekten. İçinde çok garip hallerim var ama bu videoyu gerçekten yani 14, 15, 13 yaşlarındaki kızlara umut olsun diye çektim. Eğer kendinizin şu anki halinden memnun değilseniz, ya emin olun ki asla öyle kalmayacaksınız. Asla. Memnunsanız ne güzel. Çünkü memnunsunuz zaten, sorun yok. Ama memnun değilseniz benim fotoğraflarıma bakın. Şu anki bana bakın ve şu an harikayım, müthişim. Dünyadaki en mükemmel kişiyim tabii ki demiyorum. Ama farkı göreceksiniz arkadaşlar. Çok zor dönemlerden geçtim. Ve hepsini sizle paylaşmaya tam şu an hazırım. 20 Haziran 2011. 7 yıl önce, 8 yıl önce neredeyse. Benim hayatımın gerçekten böyle en kötü deyim dönemiydi, yani en karanlık dönemiydi. İnanılmaz sağlıksız bir şekilde kilo veriyordum. Suratımdaki gülümseme bile mutsuz. Çok kötü bir dönemdi gerçekten. Oraya dönmeyi asla istemem. Aile fotoğrafımıza bakın ve lütfen benim tipime bakın. Bu ne? Suratımın her yerinde sivilceler var. Saçıma şey sıkmıştım, böyle açıcılardan sıkmıştım ama saçım tabii ki çok koyu olduğu için turuncuya doğru açılıyordu. Çok mutsuz görünüyorum ve annemden daha yaşlı görünüyorum. Sanki annem benim çocuğummuş gibi görünüyor bence. O kadar yaşlı ve çökük görünüyorum. Ve sağlıksız derken ne demek istediğimi bence anlıyorsunuz şu an. Ya gerçekten böyle vücudum kötü haldeydi yani. Şu an bu hale dönmeyi gerçekten asla istemem. Hayatımda hiçbir zaman bir daha bu kiloya dediğim gibi düşmeyeceğim. Yani istemiyorum kesinlikle. Suratımın çöküşüne ve bacağımın inceliğine bakın. Ve bu gözlüğün gerçekten bana aşırı tarz durduğunu düşünüyordum. Büyük küpeler takıyordum. Ya bu o zaman için kendime bu kıyafetin içinde gerçekten ikon, moda ikonu gibi hissetmiştim. 2011 yılı 24 Eylül ama kesinlikle öyle değilim tabii ki. Yani şu an baktığımızda özellikle. Yine suratımda asla mutlu olmayan bir gülümseme var. Bu dayımın düğününün olduğu günde 2012 yılı. Burada kilo almaya başlamıştım, yani daha sağlıklı olmaya da başlamıştım. Ve yani kıyafetimi ama beğeniyorum hala. Yani şu an da olsa aslında böyle bir kıyafet ben giyerim. Gerçekten eteğimden, üstümden ve ceketimden ya gurur duyuyorum. Bence 2012'ye göre gayet iyi giyinmişim. Burada annemlerle katıldığım bir etkinlikteyim. Poğaç Rönesans diyor, 21 Haziran 2012. Buradaki kıyafet seçimimden de o zamana göre mutluyum. Yine saçımda kaynak değil ama çıt çıt var. Sanırım Antalya'da ya da Bodrum'da bir tercih köyündeyiz ama hangisi bilmiyorum. 9 Temmuz 2012 ve arkadaşlar ilk kez saçımı sarıya boyatmıştım. Ailemden tamamen gizli bir şekilde. Tatile gitmeden hemen önce boyatmıştım ve inanılmaz pişmanım. Yani bir insana gerçekten hiç mi yakışmaz? Ve ben neden ısrarla saçımı bu renk yapıyorum ve gerçekten inanılmaz çirkin. Daha sonra annemle birlikte Frankfurt'a gitmiştik. İlk kez bubble tea'yi Frankfurt'ta içmiştim. Bu arada kıyafetimi yine seviyorum. Ya ben bence kıyafet konusunda başarılıyım. Bilmiyorum, şu an olsa yine giyerim böyle bir şey. Bunu çok sevdim. Frankfurt'ta Fantasyland'e gitmiştik. Frankfurt'un yakınında ya da Fantasyland böyle Disneyland gibi bir yer. Orada Black Mamba diye bir şeye binmiştik. Bu da onun fotoğrafı. Küçüklüğümden bir fotoğraf. Dayım fotoğrafçı, ödevlerinde beni kullanıyordu. Bu da onun çalışmalarından bir tanesi. Burada inanılmaz küçüğüm ve Serpil teyzemle beraberiz. 2012 Aralık Münih'e gitmiştik. Annem, babiş, ben. Aslında çok güzel bir açı, güzel bir fotoğraf. Sadece ben tabii ki daha iyi görünüyor olabilirdim. Keşke daha iyi görünseydim. Sonra Salzburg'a gitmiştik. Bu da oradan bir anı, yine aynı seyahatten. Ve ben sürekli böyle poz veriyordum. Bir bacağım önde. Neden bilmiyorum. Hep böyle poz veriyordum. Ben yıllarca sadece bir bacağım önde poz verdim arkadaşlar. Daha sonra okulla birlikte Fransa'ya gittik. Ve daha sonra okulla birlikte Barcelona'ya gittik. Ve daha sonra okulla birlikte Sopuerta'da, Bilbao'da bir evde, bir ailenin evinde 2 hafta boyunca kaldım. Comenius projesiydi. Bu da Fransa'daki... Ya ilk olarak Fransa'ydı. Bu da Fransa'daki fotoğrafım. Topluca geziyorduk. Hocalar bizi böyle kulaklarımızdan tanıyordu. Hepimiz Disney Store'dan kulak almıştık. Eiffel Kulesi'yle daha kötü bir fotoğraf nasıl çekebilir bir insan? Ya ben çekmeyi başarmışım. Ya gerçekten öyle. Bu da Barcelona'da bir fotoğraf ve yine dediğim gibi bacağıma bakın. Bu gerçekten klasik bir pozdu. Ya hep böyleydim, ne bilmiyorum. Ya bu tatlı ama. Bu tatlı. İnanmıyorum, bu çok tatlı ve burada gerçekten ailemle konuşuyordum. Sonra o zamanlar en yakın arkadaşım benim fotoğrafımı çekmişti. Bilbao'da gittiğimiz okulda Fazlısay'la ilgili bir sunum yapmıştım. Bu da o sunumdan bir
Fotoğraf. Eteğimi H&M'den almıştım hatırlıyorum. Ve kıyafetim konusunda çok mutluydum. Onu da hatırlıyorum. Park Güey'de inanmıyorum. Yine Barcelona'da bir tane fotoğraf. Bunu nasıl unuturum? Arkadaşlar Roma'ya gitmiştik, evet. Ve bu aşk çeşmesi önündeki ilk fotoğrafım gerçekten ne kadar kilolu olduğuma bakın. Hayatımda en eğlendiğim konser. O zamanlar Ken Wow Retro diye bir şey kullanıyor oluşumuz. Burada David Guetta konserindeyim. Gerçekten hayatımdaki en eğlenceli konser olmuştu uzun zamandır. Ve David Guetta konserinden sonra DJ'leri çok sevmeye başladım. Ve işte daha sonra Chainsmokers sevgim falan geldi. Her şey arkadaşlar bu konserle başladı. Yunanistan'a gitmiştik ve Yunanistan'da 2 hafta boyunca bir ailenin evinde kalmıştım. Bu da Yunanistan'da evinde kaldığım kıza sarılıyorum. Çok tatlı biriydi. Hala konuşuyoruz bu arada. Ve oradan Yunanistan'dan bir fotoğraf. Volos'a gitmiştik gezmeye. Korkunç görünüyordum. Tam olarak, arkadaşlar tam olarak böyle görünüyordum. İnanabiliyor musunuz bu kişinin ben olduğuna? Ben inanamıyorum gerçekten. Mezuniyet fotoğrafımı, lise mezuniyet fotoğrafımı çeken Zümrüt'ün, ya burnumu Photoshop olaması. Burnum ameliyatı olmamıştım tabii ki çünkü bir sene 6 ay önce oldum. Ve lisedeyken olmamıştım ve yandan fotoğrafımda adam gerçekten burnumu photoshoplamış arkadaşlar. Vay be. Bu da mezuniyet fotoğraflarımdan bir diğeri. Burada da burnum kesinlikle photoshoplanmış olmalı çünkü şurasında büyük bir kavis vardı. Topuklu ayakkabı giymek büyük bir hataydı çünkü İstiklal Caddesi'nde yürüyorduk. Ve ben de topuklu ayakkabılarımı elime almıştım. O andan fotoğraflar. Bu arada elbisemi beğendim ben. Elbisem güzeldi. Ailemle gittiğim Barcelona gezisi bu seferde. Liseyi bitirdiğim için ve Barcelona'yı çok sevdiğim için Barcelona'ya gitmiştik. Mekatronik mühendisliğini kazandığım kesinleşmişti ve Barcelona'da bir tane tişört yapan yer bulmuştuk. Orada hemen bastırmıştım. Çok komik ya. Mekatronik mühendisliğiyle ilgili bir askılı ve bunu okul ilk günü giymiştim arkadaşlar. Evet. Barcelona'dan sonra Monte Carlo'ya gitmiştik. Bu da Monte Carlo'dan bir fotoğrafım. 2014 yılında bu fotoğraf. Ve daha sonra da Cannes'a gitmiştik. Bu da yine Cannes'dan fotoğrafım. 2014 yılında. Ünlü YouTube profil fotoğrafım. Bu fotoğraf 2016 23 Nisan İzmir'deydim. İzmir'de bir kapı bu. Gerçekten İzmir'de Alsancak'ta bir tane kapı. Ve yıllardır YouTube fotoğrafım. Bu zamandan sonrasını aslında tam olarak biliyorsunuz. Neden biliyorsunuz? Çünkü daha sonra her şey YouTube'daydı zaten. Bu böyle geçmiş hayatımın kısa bir özetiydi arkadaşlar. Halime inanabiliyor musunuz? Çok garip hallerden geçtim derken ben de inanılmaz dürüsttüm. Eğer ben garip halden bu hale gelebildiysem sizin için çok umut var her konuda. Çok başarılı ve çok iyi olabilirsiniz. Çok güzel olacaksınız. Eğer kendinizden şu an memnun değilseniz ki eminim ki çok güzelsinizdir. Ama küçükken böyle bilmiyorum kendimizi pek beğenmiyoruz ki bir de ben bu halimde kendimi gerçekten beğeniyordum. Yani şu an dönüp baktığımda nasıl böyle görünürsün Duru diyorum. Ama o zamanlar gerçekten kendimi beğeniyordum. Eğer şu an lisedeyseniz önünüzde gerçekten her şey çok güzel olacak. En önemli şey bence eski fotoğraflara bakıp bilmiyorum gülmek, o anı hatırlamak ve o anla gitmek böyle. En çok hangi halime şaşırdınız bunu yorumlara yazmanızı istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi gerçekten çok seviyorum ve bu kötü hallerimi gördüğünüze göre artık size kendimi daha yakın hissediyorum. Kesinlikle. Siz her şeyimi bunu biliyorsunuz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeah,